Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu YouTube'a yüklediğim büyük ihtimalle ilk video olacak. Sizlerle beraber gezdiğim, gittiğim yerlerin videolarını çekmeye ve oraları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah güzel içerikler çıkar, inşallah beğenirsiniz. Bugün bisikletimle birlikteyim. İyi seyirler. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Videoda da gördüğünüz gibi zaten ekleyeceğim konuşmamdan önce. İlk geldiğim yer açıkçası biraz ürkütücü bugün. Çok fazla dalga var. O yüzden biraz daha oranın yan tarafında bir yere geçeceğim. Hem kameranın açısını ayarlayabilirsem, koyabilecek bir yer bulabilirsem. Arkamda denizi de almak istiyorum konuşurken ama. Bakayım, bir geçeyim. Oturacak bir yer buldum. Telefonumu da arkasına mataraya koydum. O şekilde video çekmeye devam ediyorum. Açıkçası sadece bisiklet sürerken ve gittiğim yerleri çekerek bir video çekmek istemedim. Yani biraz daha muhabbet ederek, hatta ilerleyen zamanlarda sizin soracağınız sorulara gittiğim yerlerde cevap vererek de videolar çekmeye çalışacağım. Daha çok sizinle şekillenecek bir kanal olacak açıkçası. Ben sadece bir giriş yapmak istedim ve giriş yapmayı burada tercih ettim çünkü bisiklete binmeye ilk başladığım gün buraya gelmiştim. O zaman kötü bir bisikletim vardı açıkçası. Ablamın bisikletini vermişlerdi bana, ablam binmediği için. Ve senelerce ben o bisiklete binmiştim. Artık bisikleti spor olarak yapmaya karar verdiğimde benim bir kuzenim var, onunla beraber dedik bir deneyelim acaba nasıl olacak birazcık uzak bir yol gittiğimizde diye. Buraya gelmeyi tercih ettik. Zaten çok... Maalesef telefonum düştü. Ve tekrar ayarlamak biraz uzun sürdü ve buraya birileri geldi. Onlar varken de videoya devam etmek istemedim açıkçası. Nerede kaldığımı da unuttum. Normal devam edeyim o zaman. Dediğim gibi arkadaşlar, işte bisiklet binmeye böylelikle başladım ben. Bir kanal açmaya da aslında bayağıdır aklımda vardı kanal açma fikri ama üniversiteye bu sene daha yeni başladım. Üniversite sınavına hazırlık vesaire. O yüzden açıkçası pek vaktim yoktu. Bu sene de pandemiden dolayı üniversiteye gidemedik ve evdeyim. Fazlasıyla vaktim var. O yüzden bir başlamak istedim. Eğer yürütebilirsem, tutturabilirsem, sizlerin beğenisini alabilirsem bu şekilde devam edebilir. Gittiğim üniversitede de videolar çekmeye devam edebilirim. Sonuçta üniversiteye gidince hiç aktivite yapmıyor değilim. Yani okuldayken de aktiviteler yapabiliyorum ama video düzenlemek, o videoyu paylaşmak, sürekli takip içinde olmak, bilmiyorum, son senedeyken birazcık korkuttu açıkçası. Yani güzel bir gün oldu ama kısa bir video olur büyük ihtimalle. Ya da konuşmalarla birazcık dengeli olabilir. Bu arada kendimden çok fazla bahsetmedim. Ben Emre. Zonguldak'ta yaşıyorum ama Zonguldak'ın merkezinde değilim. Çaycuma'ya bağlı Saltıko beldesinde yaşıyorum.
Açıkçası buralar çok güzel yerler. Yani insan yaşadığı yeri fazla sevmiyor bazen. Yani sürekli iç içe olduğu için, sürekli hep aynı şeyleri gördüğü için böyle yaşadığı yeri değil de diğer yerleri daha çok seviyor. Yani buralar bence çok güzel yerler ve çok fazla insan tarafından bilinmeyen yerler. Hatta mesela burası Zonguldak'taki insanlar tarafından değil, Ankara'daki insanlar tarafından daha çok bilinen bir yer. Çünkü bayram tatillerinde ya da hafta sonlarında, özellikle yazın buraya gelen sayısı çok fazla Ankara'dan. Yani Zonguldak plakasından çok Ankara plakasını görüyorum diyebilirim. Burası Bartın'a bağlı aslında ama, yani deniz olarak Bartın'a bağlı ama benim evim buraya arabayla 15 dakika mesafede ve benim evim Zonguldak'a bağlı. O şekilde söyleyeyim size. Yani bu şekilde bu civardaki yerleri sizlere tanıtmaya çalışacağım. Muhabbet etmeye çalışacağım. Hatta isterseniz öğrenci arkadaşlarım izlerseler videoyu, böyle motivasyon videoları, bu biraz sizin isteğinize bağlı gelişecek bir şey. Yani görüyorum böyle birlikte ders çalışalım tarzı videolar çekenler oluyor. Onlar gibi videolar da çekebiliriz çünkü şu anda da ben ders yapıyorum zaten. Hazırlık sınıfında okuyorum ben, İngilizce hazırlık sınıfında. Makine mühendisliği bölümünü kazandım bu sene. %30 İngilizce şeklinde, %100 değil ama yine de hazırlık sınıfını okumak zorunlu. Benim de altyapım iyi olmadığı için sınava girdim ve hazırlık sınıfına girmek zorunda kaldım. Ama hazırlık sınıfı bence güzel. Çünkü daha ilk senen üniversitede ve direkt bölüme girmektense hazırlık okumak bence daha güzel gibi geliyor bana. Açıkçası üniversiteye gidebilseydim çok daha güzel olacaktı. Çünkü normal bölüm gibi dersleri çok yoğun değil. Haftalık ders saati az. Onun haricinde sadece kendi bölümünden değil, çok farklı bölümlerden insanlar tanıyorsun. Mesela ben makine mühendisliği bölümündenim ama benim hazırlık sınıfımda inşaat mühendisliği okuyan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarla yüz yüze görüşebilseydik açıkçası daha güzel olurdu ama genel olarak böyle arkadaşlar. Konuşma kısmı çok uzadı. Aslında zaten bisiklet üstündeyken çok fazla video çekemedim. O yüzden aşağı yukarı bir 10-12-13 dakikalık bir video olur. Aslında arka tarafımın daha güzel göründüğü bir yerde çekmek isterdim ama telefonla anca bu kadar olabildi. Koyacak yer bulamadım. Arkamın gözükmesini sağlayamadım ve az önceki yer çok güzeldi aslında. Benim hep buraya geldiğimde oturup, hatta bazen yanımda kahve getiriyorum buraya termosla. Oturup denizi izlediğim bir yerde ama yakın zamanda, dün çok fazla yağmur yağdığı için deniz bayağı bir kalabalık. Açıkçası başım döndü orada. Orası da yüksek. Bu videodan önce videoyu düzenlerken oranın da videosunu çekip eklerim önüne. Öyle arkadaşlar. Sohbet kısmı bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Gel. 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 Aferin. Aferin. Merhaba. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani ilk video, daha çok öğrenecek şeyim var. İnşallah daha güzel içerikler çıkarmaya başlayacağım. İnşallah eğlenerek izlemişsinizdir. Vaktinizi boşa almamışımdır. Vaktinizi çalmamışımdır. İyi akşamlar diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.